İlimde, ihanet, dışın azadi. Savaşa, hayır, barış hemen şimdi. Barışın, demokrasinin, özgürlüklerin tesis edilmesi, ekonomik krizin son bulması, işçi, emekçi ve yoksulun insan onuruna yaraşır bir biçimde yaşam sürdürmesi için mücadele eden bütün toplumsal muhalefete saldırmaya devam ediyor. Rant ve sermaye kurumlarına, savaş baronlarına ise ülkenin bütün kaynakları peşkeş çekiliyor. Halk yoksullaşıyor, insanlar umutsuzluğa sürükleniyor. Gelecek herkes için belirsiz bir hal alıyor. Savaşı tek yol olarak gören egemen güçler, milliyetçiliği, ırkçılığı büyüterek bu umutsuzluk ve huzursuzluk halinden yararlanarak iktidarını tahkim etmeyi sürdürüyor. Türkiye'de yaşayan Kürtlerin yaşam alanları olan 3500'ü aşkın köyü yıkan, boşaltan zihniyet şimdi de Federal Kürdistan bölgesinde bu kirli planı hayata geçirmeye çalışıyor. Şimdiye kadar 100'ü aşkın köy boşaltılmış, doğası talan edilmiş, orada yaşayan halk zorunlu göçe maruz bırakılmış ve yaşam alanları işgal edilmiştir. İşgal edilen topraklar Kürt halkının ve birlikte yaşadığı halkların topraklarıdır. Bölge halkının evleri bombalanırken, köyler yakılıp yıkılırken, boşaltılırken, bir coğrafya işgal edilirken, buna karşı sessiz kalan ve işgalin bir parçası haline gelen KDP yönetiminin tutumunu da asla kabul etmiyoruz. KDP Kürt halkına hesap veremeyeceği bir sürecin örgütleyici gücü olmuştur. Büyük bedellerle kazanılmış Güney Kürdistan topraklarını küçük çıkarları uğruna heba etmiştir. Kürt'ün ulusal demokratik çıkarlarına aykırı olan KDP yönetiminin bu gerici siyasetinin hiçbir vadede toplumsal bir karşılığı olmayacaktır. Kürdistan halkları toprağını işgale açanları yurtsever olarak değil, sömürgeciliğin yerli işbirlikçileri olarak hatırlayacaktır. Faşizmin hukuku azgın bir hukuksuzluktur. Faşizmin hukuku her şeyden, her canlıdan kendini üstün görmek, ayrıcalıklı tutmaktır. Bugün hayvanları katleden, birlikte yaşam umudunu, yaşamın kendisini katleden bu faşizan hukuka boyun eğmek, savaşa karşı sessiz kalmak, işlenen suçlara ortak olmaktır. Demokratik dönüşüm ve zafere ulaşmadıkça bu azgın faşizm kılıktan kılığa girer, sürekli hakimiyetini sürdürür. Biz bunu çok iyi biliyor ve ısrarla diyoruz ki bu kirli savaş, imha ve inkar politikaları sadece Kürt halkını etkilememektedir. Türkiye halkları da tarihin en büyük siyasi ve ekonomik ve doğa talanıyla karşı karşıya kalmıştır. Kürt meselesi çözülmeden bu sorunların Türkiye'de aşılacağını sananlar tarihi bir yanılgı içindedirler. Bölgede ve dünyada yaşanan savaşlara karşı tutum alıp Kürt halkı ve Kürdistan halkına yönelik saldırılarda sessizliğini korumak bu savaş politikalarına ortak olmaktır. Toplumun bu kirli savaş politikalarına karşı barış siyasetini geliştirmeye ve demokratik talepleri ortaya koymaya ihtiyacı vardır. Toplumun barış dilini kurmaya ihtiyacı vardır. Toplumun hep birlikte ortak yaşamı kurmaya ihtiyacı vardır. İşte bu nedenlerdendir ki barış talebinde ısrar ediyoruz. Ve başta Türkiye'deki tüm devrimci, sosyalist demokratları, aydın ve sanatçıları olmak üzere tüm halkları bu savaş politikalarına karşı Kürt halkıyla dayanışma içinde olmaya davet ediyoruz.